Evet canım, işte askeri bir asker de. Şenata görev yaparken psikolojik olabilir de rahatsızlanmış. Askeri olarak helikopterle Ankara Gata'ya getirdiler. Gata'da 15 gün rapor verip ilaç tedavisine devam ediyordu. Raporu bitti, biz burada psikolojik doktora götürdük. Tekrar 10 gün rapor aldık. İlaçlarını kullanıyordu tedavi olarak bugün. Gündüz annesi ve kardeşiyle otururken evde. Halen evdeki kendine ait olan absüven alıyor. Gırtlağına atayıp bir el sıkıyor. Ev içerisinde mi? Evin içerisinde, kendi evinde otururken. Askerde nasıl bir sıkıntı yaşamış abi? Askeri çatışmalara girmişler tabii ki bunlar. Bir sıkıntı ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Neyin ne olduğunu bilmiyoruz yani. Psikolojik olay olarak geldi işte. Askeri bitmesine 53 gün vardı. Vatan soldu diye bunu. Bir şey diyorlar mıydı abi peki size? Yani böyle sıkıntı yaşıyordum askerde. Yok, öyle herhangi bir şeyden bahsetmedi ama geldiğinde belliydi. Psikolojik rahatsızlığı vardı. Onu da devlet getirdi. Gata'da muayene etmişlerdi. 15 gün rapor verdiler. Raporu bittikten sonra birliğine teslim ettik. Birlikten ondan sonra 3 gün sonra tekrar rapor alındı. Senelik izini kullandı 15 gün. Senelik izinden sonra da burada 10 gün rapor aldık. İlaç tedavisi görüyordu. Kaç gündür buradaydı? 15 gündü. 15-25 gündür falan burada. Babası neredeydi? Babası İstanbul'a işte tedavi için, onun bir işleri vardı. Doktor ayarlamak için gitmişti. Bak, hani bir çevreden bakmak için psikolojik doktorlar. Bu da bu hafta içerisinde İstanbul'a gidip İstanbul'a tedavisini devam ettirecektik. Maalesef bugün işte. Cenazesi Ankara'ya mı? Şu anda cenazesi otobüs olarak Ankara'ya gidiyor. Beraber gidiyoruz. Sağ ol. Konuşmamız oldu ama tutkundu yani. Hiçbir şeyden bahsetmiyordu. Biraz pusuklu yani, ne dersen cevap vermiyordu. Yani kendini içinde kapalı, kendi şeyle, dine tapmıştı. Namaz kılıyordu, işte Kur'an kitapları falan okuyordu. Yok, önceden değil. Bu geldikten sonra işte senelik izini kullanıp, yarısını kullanıp gittikten sonra, operasyondan sonra olmuş. Yani kendisi burada böyle ondan şey yapıyordu. Ne diyeyim ya? Allah'ım.